Selam dostlarım, hepinize hoş geldiniz. Nirvana Oyun TV ekranlarına ve Age of Civilizations 2'de Kumiss'in senaryomuzun 6. bölümüyle yeniden karşınızdayım. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi şurada Bulgaristan'da bir savaşımız var. Ben buna bir barış teklifinde bulunacağım. Hiç gerek yok böyle bir şeye şu anlık. Amaçlarımdan bir tanesi aslında Kazakistan'a saldırmak. Şöyle Kazakistan tarafına da geç harcım, sen şöyle dur, şöyle yapalım. Tamam, sen tamamını çek. Şu tarafa doğru gelsen de. Hindistan'da biliyorsunuz bir ittifak yapmıştık diğer bölümde. Bölümün sonlarına doğru şöyle yapacağım. Benim şuralarda askeri birliğim yok muydu hiç ya? Bunlar var burada. Tamam. Şu bütün kadroyu ben tek yerde toparlayayım. Burada ne var? Burada çok fazla bir şey yok. İşte burada şu birlik vardı. Sizin burada kalmanıza gerek yok abi. Şöyle çekeyim çünkü şeyden tedirginim. Rusya'dan ne oldu biteceği belli olmaz bu manyaklarda. Hatta abi şöyle ben Rusya sınırına da asker çekeyim de, malum bir önceki bölümde sıkıntıda ayrılmıştık çünkü kendisiyle. Aa, Türkiye tarafında olsak da efsane olur ha. Geç bakalım hocam sen şöyle. Sen de şöyle geç en azından. Acaba diyorum. Aa, Hindistan'da şey savaşıyor mu? Rusya savaşıyor. Biz de Hindistan'la ittifakız. Çok güzel. Biz de savaşsak mı acaba? Savaş mı ilan etsek? Etsek ederiz ha. Buradan hiç asker gelmiyor ya. Şuralardan birazcık asker takviyesinde bulunalım yukarıya doğru. Aha, adam bayağı iyi gidiyor. Türk Romanya'da girdi. Bir dakika o zaman, bir saniye, Rusya hem bununla hem bununla savaşıyor. Ben şu hattına asker çekeyim. Ben Rusya'ya savaş ilan edeceğim arkadaş. Ya tek seferde şurada şöyle maksimum asker basma dahil olsa süper olacak da. Yok işte, anasını satayım. Benim üç topraklarıma giremez. Girse de çok fazla bir şey yapamaz buralarda zaten. Maliyetim oldukça yüksek aslında ama. Tamam. Valla Kazakları düşünüyordum ben. İlişkilerimizi geliştirelim seninle. Bunlar burada çok iyi ilerliyor. Rusya'ya savaş ilan ediyorum ya. Geç hocam, geç 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 geç. Gir şuraya damardan. Gir bakalım. Hindistan falan bayağı zorlayacak gibi görünüyor. Allah belanı versin oyun. Thank you.
Valla bu topraklar birazcık sıkıntılı geçecek bizim için. Gel sen de bu tarafa doğru. Şurada bir askeri boşluğum olacak. Hindistan oraya alıyor zaten. Abi, sen de buraya doğru gel. Saldıracaklar sağlı sollu, yapacak hiçbir şey yok. Güzel. 3000 şöyle çek. Siz şurada bir set oluşturun abi ama işin çok zor burada. Şu bölgenin hakimiyeti çok zor olacak. Valla 150-150 askerle toprak fethediyorum şu anda. Tamam, sen de şuraya doğru gel bakalım. Şuradaki daha 45 bin asker gelmedi hala. Daha diyorum, pardon, hareket diyorum, buraya, hareket diyorum, buraya tıklıyorum. Kazakistan'dan askeri yeşim istesek, tamam. Şu bölge karışacak. Bayağı karışacak ama. Güzel. Kabul etti en azından. Bizim için iyi bir artı oldu bu. Şurayı dağıtabiliriz. Şu arayı kapatalım en azından. Liman kentlerinden bir asker karşıya geçirebiliriz. Bu da bizim için iyi bir şey olur ama burada da zaten toprak kalmadığı için bunların çok da fazla problem değil. Alttan bir askeri destek çıkartabildiğim kadar çıkartayım. Her topraktan da asker gelmiyor. Bu tarafa atak yapmadık tabi doğal olarak, unuttuk orayı.
Ulan bunlar kendi içinde anlaştı mı acaba? Tamam. Valla Rusya'nın bir yerden sonra bana patlak vermesini bekliyorum. O da her an gelecek gibi görünüyor. Şu hatta kadar gel ama yukarı abi. Tamam, sen oraya doğru git. Şurada toparlanın. Burada yapacak herhangi bir şey yok. Çok hareketli geçmiyor şu anda savaş bölümü. Yüklenebildiğiniz kadar yukarı doğru yüklenin. Belir bize savaş ilan ediyor tabi habire. Şöyle yapayım. Çin ne kadar zor bir ülkedir böyle ya. Tamam, siz yukarı doğru devam abi. Tamam, bu tarafta alacağız artık. Yapacak hiçbir şey yok. Benim bu kadar asker devam ediyor. İlk etaptaki askeri bile ne oldu benim ya? Çok az sayıdaki asker ilerliyor olmam canımı sıkıyor birazcık. Üzüyor beni. Tamamdır. Devam abi. Şu hatta asker sokmayın. Tamam. Yukarı doğru yardırırsınız buradan. Dağılım güzel olacak gibi görünüyor. Adam dağılacak orada ya. Kafaya koydu mu yapıyor herhalde. Hindistan çekildi büyük ihtimalle. Artık saldırıda bulunmuyor Hintler. Efsane. Tamam. Araları kapatın abi. Kapatın, kapatın, kapatın. Ya keşke şeydeki gibi olsa. Hearts of Iron 4'teki gibi olsa. Hearts of Iron 4'te en azından başkenti aldı mı düşüyor bütün ülke. Çok düzensiz saldırdığımız için.
Yani şu anda o bizden toprak almıyor. Biz ondan alıyoruz ama. Tamam. Siz bu tarafa doğru akınlara devam ediyorsunuz zaten. İşte benim demek istediğim akın da buydu. Abi şuradaki açıyı kapatmamız lazım. Nasıl kapatacağız biz burayı? Tamam. İyi. Alttan da yukarı doğru ben bir 25 asker göndereceğim de nereden gidiyorsun ya? Sen de buraya doğru devam et. Şu hattaki asker sayım neredeyse sıfır. Hiç olmasa daha iyi kıvamında. Zaten tur başına da paramız kalmadı. Artık o da 15-20 askerle saldırı yapmaya başladı. Şuna bak. Benden beter konumda neredeyse. Ben 50 askerle eyalet almaya çalışıyorum. Güzel. Ya para kazanmam lazım. Şu anda yatırımları ve her şeyi sıfırladım. 53.000 altın basıyorum şu anda tur başına. O da oldukça iyi bir rakam. 1907 kalmış. Şuna bak. Dağılım hafif geliyor. Tamam. Bu tarafı da bir şekilde toparlayacağız. Abi çık yukarı doğru sen de. Çıkamadın gerçi ama sağlık olsun artık kal orada tamam. Tamamdır. Avrupa'ya da asker çıkartmam lazım benim buradan. Tamam. Devam. Rusya hiç durmuyor ya. Ulan Hindistan gittin de ta... Altı askerle toprak kaybettik. Var mı böyle bir şey? Abi çok güzel. Devam. Seni de şuradan çıkartalım. Sen şurada kaldın tek başına. Çok fazla toprak kalmadı. Şurada şu taraflar kaldı. Bir de
bunlar kalmıştı. Bunları da bu şekilde atalım. Şunlar kaldı. Tamam, siz de buradan böyle böyle gelin artık. Ne yap vereyim? Tabi habire bizi kastırıyor şu anda. Haklı olaraktan bu da. Buradan da askeri birliği ilerliyor mu? Çok da fazla bir ehemmiyeti yok gibi sanki bizim için. Hiç yılmıyordu şu anda valla. Rusya çatır çatır geliyor. Güzel. Tamamdır abi. Yukarı yukarı yukarı. Feedback. Bu taraftan da taarruz atışı yapacağız. Güzel. Alttan çıktın. Alttan üstten, alttan üstten bindirirsek zaten çok fazla bir askeri birlik bastırmıyor şu anda bize. Olanları da kendi başımıza idare edebiliyoruz. Tamam. Tamamdır. Tam şuraya 15.000 çakıl asker bırakacağım. Aşağıda 15.000 çakıl asker. Direkt Moskova'ya da kalanını göndereceğim. Gerekirse buradan da takviye belirtip yukarıda çıkacağız. Rusya bizi üzdü. Abi devam. Geride herhangi bir askeri bir oluşum istemiyorum. O nedenle de tamamınızı bak buralara buralara atıyorum böyle böyle gelin. Vaktiniz zamanınız varken gelin buralara. Edepli adaplı. Geniş açıyla bakalım son bir kez daha. Tamam, burada toprak parçaları var zaten. Bitti. Kavimler göçü gibi valla Moskova'ya kadar ilerliyoruz şu anda. Güzel abi. Abi yukarı doğru, yukarı, 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 yukarı. Vallahi resmen adam
boşluktan faydaları 1000 tane askerle ta Uruz'a kalkıyor. Var mı öyle bir şey ya? Hindistan'daki de ayrı bir çakallık ha. Helal olsun. Büyükler Rusya bunu beklemiyordu herhalde bizden. Vallahi ben de olsam ben de beklemezdim. Vallahi 21 bin asker gidiyor yukarıya doğru. Geç abiciğim, geç abi. Kritik noktalara çok fazla askerle saldırıda bulunduk. O nedenle bu yerlerdeki başarı oranımız çok yükseldi. Geç abiciğim. Allah abi sen de şöyle. Asıl askeri nerede tutuyor? Ben çözemedim ki bunları. Hiçbir yerde de asker tutmuyor baksana. Tek atanın kurşunu vardı. Gitti onu da 6000 askerin üstüne patlat. Şöyle yapacağım. 15.000 askeri valla güzel bir kesim yukarıya doğru çıkıyor şu anda. Tamam. Adadan atak geldi yalnız ha. Şöyle yapalım abi. Ulan acaba bu kadar askerle Moskova'yı alabileceğiz mi? Şimdi şu ada için asker çıkartalım, süreyi çabuk geçirdim. Alamadık. Hani bir ümit de acaba dedim o kadar askerle alabilir miyim ama. Tamam. Bir yandan da mesaj geliyor Steam üzerinden. Güzel. Çoğu toprağını aldık. Çok direnişlik bir alanı kalmadı. Moskova düştükten sonra ehemmiyet de kalmadı bu işin. Ama şöyle bir şey yapacağım ben. Burada asker yok ya. Tamam. Mısır'da reddediyorum. Savaş halindeyiz. İstemiyorum Mısır'la savaşmak. Tek eyalet kaldı.
1998'de. Abi iyi de. Vallahi burada Rusya et. Oraları alamayacağım şu anda. Almak gibi de bir gayem yok. Rusya'yı tamamen topraklarımıza kattık. %2'lik bir alanımız kaldı. Neresi kaldı? Niye böyle saçma sapan bir şey yaptık yine biz? Ateşkesi süresini kısa süre tutacağım şöyle bir. Rusya'nın tamamını aldık. Sadece çok küçük adalara ve bir iki parça eyalet kısmı kaldı. O da çok da fazla sorun değil. Asimilasyon sürecini videonun dışında yapacağım. Çünkü çok uzun sürecek burası. Onu biliyorum zaten. Şöyle dünya haritasına genel açıyla baktığımızda bir tek Kazakistan kaldı. Kazakistan'da ittifak ol falan diyemiyorum. O şu anda savaşta mı? Değil. Kazakistan'ı topraklarımıza kattığımız zaman da olduğu gibi Asya bölümü bizim olacak. Aslında Hakar desek. Eyalet talep etsek, fırça desek ve şöyle bütün eyaletleri istesek. Kaydet desek. Yes. Kazakistan'da da hiç savaşmadan topraklarını istediğimiz zamanda görmüş olduğunuz gibi bütün Asya Çin hükümdarlarına geçmiş oldu. Bir tek şurada Rusya kaldı. Onu da yapacak bir şey yok artık. Evet dostlar, komünist Çin senaryomuzun final bölümüyle karşınızdaydık. Artık final yapmamız zorunda kaldık çünkü Asya'nın tamamını aldık. Hedeflerimizin başında zaten Asya'yı almak geliyordu. Bunu da aldığımız için çok da fazla zorlamaya gerek yok artık ben düşüneceğim. Kendinize dikkat ediyorsunuz. Bir sonraki oyun serisinde görüşmek üzere. Bay bay.